Rabia Naz Giresun'daki evlerinin önünde ağır yaralı halde bulunmuş, yaşamını yitirmişti hatırlayacaksınız. Çok büyük bir sır perdesi var hala ölümün üzerinde. Hala aralanabilmiş değil ama bugün sürece ilişkin herkesi şok eden bir gelişme oldu. Kızının ölümüyle ilgili ilk günden bu yana dedektif gibi iş süren baba Şaban Vatan, tehdit ve darp suçlamasıyla gözaltına alındı. Acılı bir ölümün aydınlatılması için buradayız. Dirsekle bu çocuk ne yapacak? Nasıl gelecek bu çocuk? Nasıl gelecek? Dirsekle. Türkiye onu kızının ölümünün ardından sır perdesini aralamak için verdiği mücadeleyle tanımıştı. Rabia Naz'ın nasıl öldüğü hala netleşmedi. Ama dava sürecine ilişkin çok şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Baba gözaltına alındı. Bu çocuk buraya nasıl böyle gelip ulaşacak? Hakkındaki suçlama Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili ifade veren görgü tanığını tehdit ve darp ettiğiydi. Bir kırık, omurgada üç kırık, kalça kırık, şu ayak, şuraya nasıl kalk? Rabia Naz Vatan 2018 Nisan'ında evinin önünde ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti. Ben şu anda dirsek gücü almaya çalışıyorum. Belimi değil, dirsekle. Rabia Naz'ı yaralı haliyle ilk gören kişi Mürsel Küçükal'dı. Küçükal ifadesinde Rabia Naz'ı evine giderken yerde gördüğünü söylemişti. Aradan aylar geçtikten sonra ifadesini değiştirdi. Bir düşme sesi duyduğunu, oraya gittiğinde ise Rabia Naz'ı o halde gördüğünü anlattı. Çocuğun vücudu belli. Bu ara 30 santim, 35 santim var yok. Buradan mı geldi benim çocuk? Baba Şaban Vatan'sa o gün buna inanmadığını ifade etmiş, tepki göstermişti. Rabia Naz Vatan'ı hemen bulunduğumuz bu alanda ilk gören kişi olan Mürsel Küçükal, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve iki kişi tarafından hemen bu arkamda görmüş olduğunuz imalathaneye kapatıldığı belirtildi. Baba Vatan bugün gözaltına alındı. Hakkındaki iddia, yanındaki 3 kişiyle birlikte kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olarak tanıtarak ifadesini değiştiren görgü tanığı Küçükal'ı hem tehdit hem de darp ettiğiydi. Babayla birlikte 3 şüpheli daha gözaltında.